Merhaba arkadaşlar, AYT Soru Bankası'nın ikinci bölümünün yani ikinci derecenin denklemlerinin yedinci testiyle karşınızdayım. Hemen başlıyorum testin çözümüne. A, B ve C sıfırdan farklı gerçel sayılardır. A bölü 3 B artı C 2 olduğuna göre AX kare artı BX artı C eşittir sıfır denkleminin kökler toplamı 2 olduğuna göre bu denklemin kökler çarpımı nedir diye soruyorum. Kökler toplamı eksi B bölü A, kökler çarpımı C bölü A. Eksi b bölü a ile c bölü a'yı ters çevirirsem görebilirim. İki tarafı da ters çevirdim. 3b artı c bölü a yaptım ben burayı. Bunun cevabı 2 değil. 1 bölü 2. Karşı tarafı da ters çevirdim değil mi? O zaman burasını ayırırsam 3b bölü a artı c bölü a yaparsam 1 bölü 2 olacak. Güzel olan şey eksi b bölü a'yı verip c bölü a'yı sorması. Eksi b bölü a kökler toplamıydı. Onun cevabını 2 vermiş. O zaman b bölü a eksi 2. 2. 3 ile çarptım. Eksi 6 oldu burası. Bunu da soruyor. C bölü A'yı. Bunun cevabı 1 bölü 2. Eksi 6'yı ters tarafa atarsam C bölü A eşittir. 1 bölü 2 artı alttan 13 bölü 2 olur. İlk sorunun cevabı geldim. İkinci soruma. Z ve W karmaşık sayılar olmak üzere. Aha böyle iki tane denklem var. O zaman Z ve W için Z artı W nedir diye soruyorum. Şimdi bir şeyi yok etmem lazım. O şey nedir? Aslında i ile falan çarpsam çıkar mı? Bir düşündüm. Düşünmedi değil yani Eyüp. Düşünmedi değil. Çıkmaz herhalde. İ ile falan çarpınca çıkmaz herhalde. Ben yukarıyı i ile çarpsam, aşağıyı da eksi 2 ile çarpsam. Olur bence ya. Ya da aşağıyı direkt eksi 2 i ile çarpıyorum aşağıyı. Neden? 2 ile i'yi çarparsam eksi 2 gelecek. Eksi 2z artı 2z birbirini götürecek. Yukarı taraf 2z eksi 2z eksi i w eşittir. 3 eksi 8 i. Aşağı taraf 2 ile burayı çarparsam eksi 2z artı 4 i w eşittir. Burası ne oluyor? Eksi 2 ile çarptım. 20 i eksi 6 oldu. I ile i'nin çarpımından eksi 1 geldiği için. Bunları toplarsam gidecekler. 4 iv'den iv'yi çıkartsam 3 iv eşittir. 20 i eksi 8 i'den 12 i eksi 6 artı 3'den eksi 3 geldi. W eşittir. 12 i eksi 3 bölü 3 i oldu. Hatta ben 3 ile de sadeleştirdim. 4 i eksi 1 bölü i oldu. Eksi i ile genişletirsem ben burayı. Yukarı taraf ne olacak? Eksi i çarpımı 1 geleceği için 4 artı i gelecek. W dediğimiz şey. Peki, tamam. W buysa z nedir? Yukarıda yerine koyayım hadi. 2z eksi 4 artı i ile i çarptım. 4 ile i çarptım. 4 i ile i çarptım. I kare eksi 1 eksi de önünde var. Artı 1 oldu. Eşittir 3 eksi 8 i. 2z buradan şöyle geliyor. Bu 1'i karşı tarafa atarsam 3 eksi 1'den 2. Bu 4i'yi karşı tarafa atarsam eksi 4i. Her tarafı 2'ye bölersem z eşittir. 1 eksi 2i oluyor. Z bu. W bu. Toplarsam 4 artı 1'den 5. Eksi 2i artı i'den eksi i işaretle geç. Uzun. A1 tam sayı olmak üzere böyle bir denklemin kökleri 2 artı a b eksi 2'dir. B kaçtır diye soruyorum. Arkadaşlar bir kere kökler toplamı nedir? Kökler toplamı eksi b bölü a'dan eksi 2a'dır. Kökler toplamı bu ikisinin toplamıdır. 2 artı a artı b eksi 2'dir. Eksi 2 artı 2 birbirini götürdü. Bu a'yı karşı tarafa attım. Eksi 3 a eşittir. B geldi. Yani bir b ile a'nın arasındaki ilişkiyi bulmuş oldum. Geldim kökler çarpımına. Kökler çarpımını mı yapsak? Burada direkt yerine değer mi koysak? Evet devam edelim. Çarpımına mı baksak bunların? Çarpımdan daha iyi bir yöntemimiz var mı diye bakıyorum. B'nin yerine eksi 3'e koyarsam bir şey çıkar mı? Çıkar tabii ki. Hadi yapalım. X kare artı 2ax. Burada B'nin yerine eksi 3'e koyarsam eksi a eşittir 0 geliyor. Ben buradan ne yaparım? A artı 2 yerine koyarım. Çıksın istiyorum çünkü. A artı 2'nin karesi artı 2 tane a çarpı a artı 2 eksi a eşittir 0 geldi. Buradan karesini aldım. A kare artı 4 a artı 4 2 a ile çarptım. 2 a kare artı 4 a eksi a eşittir 0 oldu. 2 a kare a kare 3 a kare oldu.
4A 4A 8A oldu. Ama burada da şey var. 7A oldu. Eksi A var. Artı 4 oldu. Eşittir 0. Burada çarpanları ayırırsak burası 3A'ya A diye ayrılacak. Artı 4'e artı 1 yapsam burası 3A ile 1'in çarpımı 3A, 4 ile A'nın çarpımı 4A, topladım 7A gelir, problem yok. O zaman A dediğim ya eksi 1'dir ya da eksi 4 bölü 3'tür. A tam sayı dediği için A'nın eksi 1 olması şarttır. A eksi 1 olduğu anda B'nin de 3 olması şarttır. Geçtim. Bu denklemin kökleri A ve B. Buna göre 1 eksi 4AB'nin karekökü aşağıdaki hangisine eşittir diye soruyorum. O zaman ben şunu çok rahat söyleyeyim. 3 üzeri kök x'e AB demeyeceğim tabii ki, M diyeceğim. O zaman 9 üzeri kök x bunun karesi olacak. M kare. Hemen yapalım. M'nin karesi. Şu arkadaş 3'ün karesiyle 3 üzeri kök x'in çarpımı yani eksi 9M geldi. Artı 3 eşittir 0. Buradan M1 artı M2'nin 9 olduğunu, M1 çarpı M2'nin de 3 olduğunu görebiliyorum. Fakat şimdi bir konuda anlaşalım buradan. M1 artı M2 dediğim şey 3 üzeri kök x1 artı 3 üzeri kök x2, oradan hiçbir şey gelmez. Ama buradan yine güzel şeyler geliyor. 3 üzeri kök x1 çarpı 3 üzeri kök x2 çarpılınca üstler toplanıyor. Üstler toplanınca da 1 olacağı bariz net. Kök x1 ile kök x1 dediğim de kök a. Bir kök a, diğer kök b. Kök a ile kök b'nin toplamı 1 oluyormuş. Karesini alınca birincinin karesi artı ikincinin karesi artı ikisinin çarpımının iki katı kök ab eşittir 1 oluyormuş. İki kök ab'de 2 içeri attığımızı düşünürsek kök içerisinde 4 ab oluyor. O bu yani. Bunu da karşı tarafa atarsam 1 eksi bu geldi. A artı b'ye eşit oluyormuş dedim. Geçtim. Geldim buraya. Sadece işlem. X'e gerçel sayılarmış. Direkt yapacağım işlemi. İlk önce şunu yapmam lazım. Eksi 2 artı 4i'yi 1 artı i'ye bölmem lazım. Yani 1 eksi i ile genişleteceğim. 1 eksi i ile genişlettiğim zaman 1 ile şurayı çarpınca eksi 2 artı 4i oldu. Eksi i ile bunu çarpınca artı 2i oldu. Eksi 2 eksi i ile bunu çarpınca eksi 2 kareden 1 geldi. Artı 4 geldi. Bölü 1 artı i ile 1 eksinin çarpımının 2 olması gerektiğini bilmeniz gerektiğini söylemiştim. 4 eksi 2, 2'yi 2'ye böldüm. 1, 4i artı 2, 6'yı 2'ye böldüm. 3i dedim. Yani x eşittir 1 artı 3i eksi y eksi yi diye bir şey var karşımda. Sol tarafta bir karmaşık sayı var. Sağ tarafta bir karmaşık sayı var. Bunlar birbirine eşitse sol taraftaki karmaşık sayının reel kısmı ile sağ taraftaki karmaşık sayının reel kısmı birbirine eşit olmalı. Sol taraftaki karmaşık sayının sanal kısmıyla sağ taraftaki karmaşık sayının sanal kısmı birbirine eşit olmalı. Sol taraftaki reel kısım x, sağ taraftaki reel kısım i'siz kısım 1 eksi y. Onu yazdım. Sol taraftaki sanal kısım 0, sağ taraftaki sanal kısım x, y'nin i'nin katsayısı 3 eksi y. i'nin katsayısı 3 eksi y. Y buradan 3 oldu. Y 3 olduğu anda 1 eksi 3'ten x eşittir. Eksi 2 oldu. Çarpımları eksi 6 oldu. Geçtim. Bu polinomunu 0 yapan x değerlerinden biri PP0'dır. Yani PX'i 0 yapan x değerlerinden biri buymuş. Yani x'in yerine PP0 konulduğunda cevap 0 geliyormuş. İnanılmaz. O zaman x'in yerine 0 koydum. Burası 1 mi? P01. 0 0 çünkü. 1 koydum P'nin yerine çünkü P1 burası. 1 koyduğum zaman 3 eksi A artı 1'den 4 eksi A. Şimdi de P'de 4 eksi A koyacağım. 0 eşit olacak. 4 eksi A koydum. 3 tane 4 eksi A'nın karesi. A kare eksi 8 A artı 16. Eksi A ile 4 eksi A'yı çarptım. Eksi 4 A artı A kare oldu. Artı 1. Bunun 0 olmasını istiyorum. Buradan 3 A kare geldi. Buradan A kare geldi. 4 A kare. Buradan eksi 24 A geldi. Buradan eksi 4 A geldi. Eksi 28 A. Buradan 48 geldi. Buradan 1 geldi. Artı 49. Dikkatinizi çekiyorsa 2 A'nın karesi, 7'nin karesi, ikisinin çarpımının iki katından 2 A eksi 7'nin karesi var burada. 2 A eksi 7'nin karesi 0 ise 2 A eksi 7 0 olması lazım. A'nın da 7 bölü 2 olması şarttır dedim. Geçtim.
Yedinci sorumda ben diyorum ki A1'i gerçel sayı olmak üzere x kare eksi 4 x artı a eşittir 0 denkleminin köklerden biri kökler çarpımının 2 eksiğine eşittir. Kökler çarpımı nedir söyler misiniz? Kökler çarpımı c bölü a'dan a'dır. A'nın 2 eksiği bir kökmüş. O zaman yerine koyunca sağlayacak. A'nın 2 eksiğinin karesi eksi 4 tane a'nın 2 eksiği artı a eşittir 0 olmalı. O zaman karesini aldım. A kare eksi 4 a artı 4 oldu. Eksi 4'ü dağıttım buraya. Eksi 4a artı 8 oldu. Artı a da sonda var. Eşittir 0. A kare buradan geldi. Eksi 4a eksi 4a eksi 8a artı a da buradan geldi. Eksi 7a oldu. 4 artı 8'den 12 oldu. Çarpımlar 12 toplamları. Eksi 7 olan sayılar eksi 3 ile eksi 4 olduğu için a eksi 3 ile a eksi 4'ün çarpımı oldu. A ya 3'tür ya 4'tür. Bunların çarpımları 12'dir. A bir gerçel sayıdır. Z karmaşık sayısının eşleni Z üssü olmak üzere. Z artı İZ eşittir A artı 8 İ olduğuna göre A eşittir 8'dir. Z eşittir 4 artı 3 İ'dir. Z'nin üssü eşittir 3 eksi 5 İ'dir. İfadelerinde hangileri kesinlikle yanlıştır diye soruyorum. Şimdi Z'nin yerine X artı Y'yi koymak isteyen ben. Z'nin eşleninin yerine ne koyarım? İ'nin önündeki işareti ters çevireceğim. X eksi y olacak. Z'nin yerine x artı y i'yi koydum. Z'nin eşleniği x eksi y i'ydi. İ ile çarparsam x'i i ile çarptım. X'i i. Eksi y i ile çarparsam eksi y i kare. İ kare ile eksi birini götürdü. Artı y eşittir. Burası dikkatinizi çekiyorsa x artı y ile x artı y i'nin toplam. Karşı tarafta da a artı 8 i var. A bir gerçel sayıysa burası 8'i ise x artı y 8'dir. X artı y 8 ise a 8'dir. A'nın 8 olduğunu buldum. A ne demek? X artı y demek. X artı y 8. X ne demek? Reel kısımla sanal kısmın toplamı demek x artı y. Reel kısımla sanal kısmın toplamının 8 olması lazım. 4 artı 3 i olmaz. Burada reel kısımla sanal kısmın toplamı 7'dir. 3 eksi 5 i eşleniği olabilir çünkü kendisi 3 artı 5 i olur. O yüzden bunların toplamı 8 olduğu için bu olabilir. O yüzden 1 3'tür cevap dedim. Kesinlikle yanlış soruyor. Ben bayağı aradım ya 1 3. 1 3'ü aradım bulamadım. Allah'tan da bulamamışım. Yoksa patlatıyorum. Kendi sorumu patlatıyordum kendi kendime. Hadi bakalım. Son soru. M1 tam sayı olmak üzere x eksi 2 çarpı x kare artı 4 x artı n eşittir 0 denklemin çözüm kümesi 2 elemanlıdır. Ne demek? Yani buradan kesin 2 kökü gelecek. Buradan da kesinlikle ya 2 tane birinden farklı kök gelecek ya da ne gelecek arkadaşlar? Söyleyeceğim inşallah. 2 tane eşit kök gelecek ama 2 olmayacaklar. İkisinden biri. Şimdi burada güzel olan şey bunların hiçbirinin önemli olmadı. Bakın hiçbir önemli değil. Burada çözüm kümesinde kaç tane eleman olduğunun hiçbir önemi yok. Çözüm kümesinde iki tane eleman olması demek bunun kök sayısını azaltmıyor. Burada bir tane kök var, burada iki tane kök var. Ve adamın bana sorduğu soru kökler toplamının ne olacağı. Burada bir tane kök var, ona x1 dedim. O kesinlikle 2. Burada iki tane kök var, onlara x2 ile x3 dedim. Onlar da kesinlikle eksi b bölü a'nın eksi 4. Bu üç kökün toplamı kesinlikle ama kesinlikle eksi 2'dir. Başka hiçbir şey olmaz. Kökler toplamı başka bir değer alamaz. 3 tane kök var ve bunların toplamını soruyor. Hani şöyle dese anlarım. Reel köklerin toplamı dese anlarım. Sanal köklerin toplamı dese anlarım ama bütün köklerin toplamı bu soru için değişmez dedim ve bitirdim arkadaşlar. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hoşçakalın.